Selamlar ve sevgiler sevgili dostlar. Allah'ın selamı, selameti, bereketi herkesin üzerine olsun. Toprağı seven, toprakla ilgilenen sevgili dostlar. Bakın limon, narenciye fidanlarına ilgisi olan sevgili dostlar. Burada gördüğünüz mandalina fidanımız. Bakın bu sene bolca çiçek açtı. Geçen sene birkaç tane verdi ama esas bu sene meyveye başladı. Bu seneki meyveleri epey çiçek açtı. Bu sene güzel görünüyor. Arılar da burada bayram ediyorlar. Arılar için bulunmaz nimet. Şunu söyleyeceğim sevgili dostlar, bakın. Mandalina ağaçları çok değil de şu limonlar duvar kenarlarını çok sevmezler. Bu duvar kenarında olduğu için biraz bitleniyor. Bak yaprakları buruşmaya başlıyor. Bu taze yapraklarda bit oluyor. Bakın hele bu duvara yaklaşan kısımları bayağı bir sıkıntıya girmiş. Bakın bu limon. Bunu burada biraz rahatsız ama. Mandalina'ya gelince mandalina o kadar çok şey değil. Bakın mandalina'nın bu tarafındaki çiçekler daha az. Kenar taraftaki çiçekler daha çok. Neden? Orada biraz daha sıcak durmuş bakın. Duvar kenarında korunmuş, sıcak durmuş. Soğuktan biraz daha kendini toparlamış ama buradan da işte bu güneş alıyor, büyümeye çalışıyor. Fakat tabii büyüyen tarafı meyve vermez. Biz de buradan budadık bunları bakın. Yoldan geçirmiyor diye budadık. Budadığımız yerden dallanıyor. Yani buradaki meyveleri biz kesip attık aslında. Şöyle bu tarafa geldiğimizde burada da limon fidanımız var. Bunda geçen sene çok vardı ama bu sene de var. Rus limonu dediğimiz. Yine orada da mandalina var. Bunları böyle karıştırdık. Birbirlerine gayet sıkı vaziyette diktik bunları. Çünkü gölge olmasını da seviyoruz. Yeşilliğin altında yaşamayı da seviyoruz. Bir orman şekli alsın istiyoruz. Bakın burada böyle limonlarımız yine daha önce bunları dağıtmıştık. Resimlerini çekmiştik. Arılar buralarda bal yapıyor. Birçok arıcı dostumuz da hoşuna gitmiş. Arıların öyle bal polen taşıması. Videolarımızı izlemişler. Birçoğu bize işte o videolar güzel, biz bal yapıyoruz, bal üretiyoruz. Hani sana da bal göndeririz falan filan derler diye bekliyorum ama şimdiye kadar öyle bal gönderirim diyen yok da size bize resimlerden gönder diyenler var. Resimlerden gönder de biz de bal üretiyoruz. Ballarımızın üzerine kenarına tabii etiket yapıştıracaklar. Yani o vesileyle bal satmış olacaklar. Bakın sevgili dostlar, yani bir orman. Burada aklıma ne geliyor sevgili dostlar? Bizi izleyen dostlarımız. Toprak. Toprak deyince akla hayat gelir. İnsanlık gelir. Doğuş gelir, canlı gelir. Hiçbir canlı topraksız yaşayamaz. Bütün canlılar da topraktan olmuştur. Doğmuştur, halk olmuştur. Ancak daha da derini var bunun. Toprak başka canlılara olmadığı için gibi bakın bugün bütün dünyadaki insanlar yeryüzünde bugün yani yaz mevsiminde bahar mevsiminde toprağa işleyip toprakta yiyecek dikmek zorunda. Dikme çabasında. Kimisi yani hepimiz topraktan doyuyoruz. Kimisi ticaret amaçlı yapıyor. Kimisi de onların yaptığını pazardan alıyor ve hiç birimiz topraktan olmayan şeylerde yaşayamıyoruz. Yani toprak olmasa biz yaşayamıyoruz.
Zaten toprak olmasa biz olmamıştık. Cenab-ı Allah bütün canlıları topraktan yaratmış. Ve bir de toprak olmasa yaşayamıyoruz. Dünya öyle bir şey ki, dünyayı bir camekana benzetiyorum ben. Dünya bir camekan. Yani dünya bir camekan, Cenab-ı Allah'ım gökten yağmur yağdırıyor, rahmet yağdırıyor. Yerde biz de toprağa karıştırıp yiyeceklerimizi buluyoruz bütün canlılar olarak. Evet, yukarıdan yağmur inmese, su olmasa ne insanlık yine yaşayamaz. Bunu su ve toprak diyelim, değil mi? Yani hava zaten kendiliğinden geliyor. Yukarıdan oksijen yağıyor. Yağmurda bütün besin vitaminleri var. Toprağa giriyor. Topraktan da vitaminlerle biz alıyoruz. Yaratan Rabbimize şükürler olsun. Şükrümüzü bilmeliyiz ki dünyayı bize cennet yapmış ama bazen biz dünyayı kendimize cehenneme çevirebiliyoruz. Şükreden insanlar, cömert olan insanlar bu dünyada cennetteki gibi yaşarlar. Ama cimri olan insanlar, şükür bilmeyen insanlar, haset olan insanlar da bu dünyada bir azap içindedirler. Onlar huzur bulamaz, hatta can verirken de kolay veremezler. Çünkü cimri olana Cenab-ı Allah da cimri davranır. Haset olana, haset ettiği kişilere Cenab-ı Allah daha çok verir. Haset olan kişi de öyle ömrünün sonuna kadar yanar. Hasetinden dolayı. Evet. Sevgili dostlarımız, topraklarımızın kıymetini bilelim. Her nerede bir toprağımız varsa, arazimiz varsa, bakın bugünlerde daha çok kıymetli şu Rusya Savaşı'ndan sonra bütün insanlar korkmaya başladı artık. Sonuç ne olacak böyle değil. Yani dünyaya buğday veren işte Rusya kapıları kapatırsa, dünya çalışmak zorunda. Aslında bizim öyle bir vatan vermiş Cenab-ı Allah'ın bize, öyle atalarımız öyle bir vatan bırakmış, bize öyle bir vatan teslim etmiş ki bu vesileyle dün gördüğüm o yavrularımız, o 5 tane yavrumuz, şehit olan yavrumuz, Allah-u Teala onların şehadetlerini kabul etsin. Mekanlarını cennet etsin. Onlar ne kadar güzel gülerek şehadete gittiler. Zaten hepsinin yüzlerindeki nurdan belli oluyor durumları. Hani biz de, ben de, bütün insanlar da, hani birçokları da böyle şehit olmayı isteriz. Vatan için şehit olmayı. Allah'ım bize de şehitlik nasip eylesin. İnsan bazen yatakta da şehit olur ama cephede şehit olmak, vatan için şehit olmak, arkadaki insanların güzel yaşaması için şehit olmak, hakiki şehitler onlardı zaten. Şehitliğin bir sürü çeşitleri vardır. Allah'tan onlara rahmetler diliyoruz. Yakınlarına da sabırlar temenni ediyoruz. Allah yakınlarına sabırlar versin. Yani inancımıza göre inanıyoruz ki onlar yakınlarına şefaat edecektir. Yani yakınları da o şehitlik mertebesinden, nimetlerinden tadacaklar inşallah diyoruz. Ve geliyoruz, bakın sevgili dostlar, burada pepino fidanlarımız, bu sene geç kaldı pepinolar. Bu gördüklerinizi çoğusu bibere benzetebilir. Biber gibidir ama bunlar pepino fidanı. Bunlar bu sene yöremizde biraz soğuk fazla oldu. Kış fazla oldu, ancak bu kadar büyütebildik bunları.
Depine fidanlarımız mevcuttur. İsteyen, arzu eden arkadaşlarımıza, dostlarımıza gönderiyoruz. Limon fidanlarımız, mango fidanlarımız, narinciyenin her çeşidi böyle yedi veren fidanlarımız. Bakın, araları sizden biraz takip edelim bakalım. Araların ayaklarında bugün polen var mı? İşte şunu görüyoruz, bakın polen. Ayaklarında polenler. Şöyle doldurmuş ayaklarını bakın. Teyyare gibi uçuyor. Evet, bunlar böyle polenleri boşaltıp geliyorlar. Bakın şurada var bir tane. Bak ayaklarını görün. Doldurmuş ayağını. Polen taşıyorlar. Evet. Aracı dostlarımıza ortalık ama hiç size bal göndereceğiz, siz bize bizim aralarımıza bakıyorsunuz falan diyen yok. Ama biz de onlara teşekkür ediyoruz. Onlar da bize meyve üretiyorlar, bakın şuraya. Yani aralara daha fazla yaklaşamıyorum çünkü aralar burada bazen kızıp böyle hızlı bağırıyorlar. Ne yapacakları belli olmuyor. Böyle çiçekleri hep didik didik ettiler, böyle hep deşip döktüler. Güzel çalışıyorlar maşallah. Biri gidiyor, biri geliyor. Ayaklarını doldurma gidiyor, diğeri geliyor. Evet sevgili dostlar, Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzerinize olsun. Saygılar ve sevgiler.